Karıncaların iletişimi. Kur'an'da Hz. Süleyman'ın ordularından bahsedilirken karıncaların arasında bir haberleşme sistemi olduğuna işaret edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki: "Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin." 20. yüzyılda karıncalar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, bu küçük hayvanların çok organize bir sosyal yaşantıları olduğunu ve bu organizasyonun gereği olarak aralarında çok kompleks bir iletişim ağı var olduğunu ortaya koymuştur. National Geographic dergisinde yayınlanan bir makalede bu konudan şöyle bahsedilmektedir: Büyük ve küçük herhangi bir karınca başındaki karmaşık duyu organlarıyla milyonlarca hatta daha fazla kimyasal ve görsel sinyalleri yakalar. Beyin 500 bin sinir hücresi içerir. Gözler birleşiktir. Antenler insandaki burun ve parmak ucu gibi hareket eder. Ağzın altındaki projeksiyonlar tadı algılar. Kıllar dokunmaya karşılık verir. Biz farkına varmasak da karıncalar hassas duyu organları sayesinde oldukça farklı iletişim yöntemleri kullanırlar. Avlarını bulmaktan birbirlerini takip etmeye, yuvalarını kurmaktan savaşmaya kadar hayatlarının her anında bu duyu organlarından faydalanırlar. 2-3 milimetrelik vücutlarının içine sığdırılmış 500 bin sinir hücresiyle insanları hayrete düşürecek bir iletişim sistemine sahiptirler. Bu hayvanların iletişimlerindeki tepkileri belli başlı kategorilere ayrılmıştır. Alarm verme, toplanma, besin yerine haber verme, temizlenme, sıvı besin değişimi, gruplaşma, tanıma, kast belirleme. Bu tepkilerle düzenli bir toplum yapısı oluşturan karıncaların karşılıklı haber alışverişlerine dayalı bir hayatları vardır. Karıncalar bilgi alışverişi sağlamada kimi zaman insanların konuşarak halledemediği konularda örneğin toplanma, paylaşma, temizlenme, savunma gibi konularda çok daha kusursuz bir iletişim sergilerler. Karıncalar daha çok kimyasal düzeyde bir iletişim gerçekleştirirler. Karıncaların iletişim kurmak amacıyla kullandıkları kimyasal maddeler yarı kimyasallar olarak bilinen feromonlardır. Koku olarak algılanan ve iç salgı bezlerinde salgılanan bir sıvı olan feromonlar, karınca topluluklarının organizasyonunda en önemli rolü oynar. Bir karınca sinyal olarak bu sıvıyı salgıladığında, diğerleri koku veya tat alma yoluyla mesajı alır ve cevap verirler. Karınca feromonları üzerinde yapılan araştırmalar, tüm sinyallerin koloninin ihtiyacına göre salgılandığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca karıncaların salgıladığı feromonun yoğunluğu içinde bulundukları durumun aciliyetine göre de değişmektedir. Görüldüğü gibi karıncaların yaptıkları işlemleri yapabilmek için kapsamlı bir kimya bilgisine ihtiyaç vardır. 14 asır öncesinde karıncalar hakkında böylesine ayrıntılı bilgi sahibi olunmadığı bir dönemde karıncaların iletişimine dikkat çekilmesi Kur'an'ın bilimsel mucizelerindendir.